Mert. Merhaba abi. Vallahi biz Pizza Edo olarak yaklaşık bir haftadır İtalya'nın hemen hemen birçok şehrini gezdik. En son durak Roma'dayız. Evet, görüyorum, takip ediyorum. Takip ediyorsun. Milano, Bologna, Torino, Floransa, birçok yere gittik. Öğrencilerle röportaj yaptık. Deneyimlerini aktarıyoruz. Tabii bu deneyimler şu an belki de bizi izleyen yeni öğrenci adaylarıyla veya senin gibi yüksek lisans yapan öğrenciler için yol gösteriyor. Ben normal lisans okuyorum. Özür dilerim. Veya işte lisanstan sonra yüksek lisans yapacak öğrenciler için de yine bir yol gösterici kıvamında olacaktır. O yüzden yapacağımız sohbette böyle bir 10 dakika biraz da böyle bunu düşünerek hani buraya gelecek öğrencilere acaba ne tavsiyeler verebilirsin? Yaşadığın deneyimlerden bazı şeyler anlatmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz senin deneyimlerini. Tamam, peki. Türkiye'de ne okudun Mert? Türkiye'de ben fen lisesi mezunuyum. Tekirdağ Arka Koleji Fen Lisesi bölümünden mezun oldum. Tamam. Mezun olduktan sonra İtalya'ya gelme kararı verdim. Şu anda da Roma'da tıp okuyorum. Tıp okuyorsun, çok aynen. Güzel. İtalya'ya nasıl, yani neden İtalya bir kere? Şöyle, ben ilk başta Almanya'ya gitmeyi düşünüyordum açıkçası. Ama Avrupa'daki diğer ülkelerde onların kendi ana dillerinde eğitim var. Yani devlet okullarından bahsediyorum. Almanya'ya gitmem için Almanca öğrenmem gerekiyordu. Fransa için Fransızca. Evet. Ben de Almanca kursu falan araştırıyordum Almanya'ya gitmek için. Sonra fark ettim, biraz araştırınca bir de uluslararası okul fuarları oluyor. Onlardan bir tanesine gitmiştim. Orada işte PISA ödüğü gördüm. Orada onlardan aldığım bilgiye göre İtalya'da İngilizce ile okuyabiliyormuşuz. Yani bu da benim için daha kolay oluyor tabii ki. Biraz da o yüzden tercih ettim. Peki tıbbı seçerken kriterlerin neydi? Abi zaten lisedeyken de tıp okumak istiyordum açıkçası. Yani o yüzden yurt dışında okuma kararı verdikten sonra da direkt yurt dışında tıp okumak üzerine bir araştırma yaptım. Evet. O yüzden yani hangi ülkeye gidersem gideyim zaten tıp seçecektim. Evet. O yüzden buraya gelince de tıp tercih ettim. Şu an burada Unicamullus Üniversitesi'nde okuyorsun. Üniversiteye ne kadar veriyorsun? Üniversiteye benim girdiğim yıl 15 bin euroydu. Evet. O yüzden hala bu şekilde devam ediyor ama şu anki güncel fiyatı farklı bildiğim kadarıyla. Evet. Peki okulun sosyal imkanları nasıl? Hani... Açıkçası biraz zayıf. Öyle mi? Yani ben herhangi bir sosyal imkanı göremedim. Mesela etkinlik falan oluyor mu böyle okulda? Oluyor, çok düşük. Ayda bir falan böyle bir kendi öğrencilerin düzenlemiş olduğu, öğrenci grubunun düzenlemiş olduğu işte meetingler falan oluyor. Onun dışında benim çok haberim yok. Belki vardır yani. Şimdi yanlış da bilgi vermek istemiyorum. Enteresan bir soru sorayım. Okulda yemekler nasıl? Okulda yemekler şöyle. Okulun bir kendine ait kantini var. Tamam. Bir de aşağıda Deka Kampüs'ün kendi biraz daha yurdun kantini var. Oraya da ama biz ulaşabiliyoruz. Tamam. Açıkçası her şey var. Yani istediğin her şeyi bulabilirsin yemek olarak. Şimdi bir Hünkar beğendi, bir Kabak Kale yok. Tabii onlar yok tabii ki. Onları bulamayız. Pizza, makarna. Tabii onlar et, var. Et, tavuk, balık. Aynen. Balık da yine pek yoktur da. Et, balık var ama. Var mı? Var var, arada yani var. Güzel. Çok güzel. Arada çıkıyor. Aynen. Güzel. Memnunsun yani genel olarak o anlamda. Yani memnunum, evet. Adaptasyon sürecinde en azından hani yemek falan önemlidir. O yüzden sordum. Ya evet, yemek olarak bize çok uzak değiller bence. Evet. Genel olarak İtalyan mutfağı. Evet. Peki yani şehirdeki masrafların ortalama ne kadar? Ben böyle biraz ekonomiden girdim ama. Tamam. Şöyle diyeyim abi, aylık yaklaşık bir 1000 euroya yakın bir harcamam oluyor. Yani çok uçuk bir harcama yapmamama rağmen, biraz daha ortalama olmasına rağmen yaklaşık 1000 euroyu buluyor. Buluyor. Peki Roma'da yaşam nasıl? Hani sosyal hayat nasıl? Dışarıda mutlu musun? Rahat ediyor musun? İyi ki buraya gelmişim diyor musun? Veya keşke gelmeseydin diyorsun. Şöyle. İyi yanları, kötü yanları. Tamam. İyi yanları, insanlar çok arkadaş canlısı ve arkadaş edinmek çok kolay. Yani insanlarla konuşmak, bir bağ kurmak basit. Ama kötü yanları, mesela İstanbul'la kıyaslarsak, İstanbul biliyorsun abi 7-24 yaşayan bir şehir. Evet. Burada belirli bir saatten sonra yani yaşam bitiyor gibi bir şey oluyor. Aynen, herkes evine gidiyor. Mesela bugün pazar günü, burada röportaj veriyoruz, bir tek açık kafe burası var, diğer hepsi kapalı. Kapalı. Bu tarz şeyler var ama benim işte 4. yılım olacak. O yüzden birazcık alıştım. Alıştığım için de artık normal gelmeye başladı. Peki arkadaş edinme konusunda uluslararası öğrencilerle mi daha kolay arkadaş oluyorsun, İtalyanlarla mı arkadaş oluyorsun yoksa karışık mı? Yani karışık yani. İtalyan kültürüne girmek sence zor mu, kolay mı? İtalyanla arkadaş edinmek. Bence değil çok ama tabii ki bunlar kişisel şeyler yani insanlara göre değişebilir, karşılaştığın İtalyana göre de sana göre de değişebilir yani. İnternasyonel ortamda da olabiliyor. Evet. Tamamen kişisel bir konu bence. Toplu taşıma nasıl? Toplu taşıma bence çok kötü.
Çünkü metroda sadece iki line var, iki hat var. Otobüste de şöyle, mesela bir şeyden, uygulamadan baktığınız zaman, Moovit'ten veya Google Maps'ten diyor mesela, atıyorum 20 dakika içerisinde geliyor. Orada hani bir şekilde o 20 dakikayı beklemek kararı alırsanız, 20 dakika kesin değil. Yani 40 dakikada da gelebilir, evet. 1 saatte de gelebilir, evet. Gelmeyebilir bir ihtimal. Evet. O yüzden o konuda bazı sıkıntılar yaşıyorum açıkçası. Peki, yani iklim nasıl sence? Çok sıcak şu an. Sıcak. Evet, bayağı sıcak yazın. Kışında ya çok soğuk olmuyor ama çok yağmur yağıyor. Hı-hı. Evet. Ortalama faturalarını hatırlıyor musun? 3 aşağı 5 yukarı sudur, elektriktir. Ya şimdi ben ev arkadaşlarımla bölüştüğüm için, hı-hı, tam olarak hatırlayamıyorum. Tam oturtamıyorum yani. Evet. Tahmini söyleyeyim, elektrik 40 euroya yakın falan. 40 euroya yakın falan geliyor. Sadece elektrik. Aynen. Peki, İtalyanca öğrendin mi? Biraz öğrendim. Evet, sonuçta burada dediğim gibi 4. yılım olacak. Yani çok inanılmaz İngilizcem kadar iyi değil. Ama bir seviyeye kadar öğrendim. Yani bir kursa da aslında gitmedim. Hı-hı. Birazcık kendim deneyerek, okulda falan arkadaşlarımla, evet, pratik yaparak biraz öğrendim. Ben aslında burada İtalyanca öğrenmek isteyen öğrenci arkadaşlara şunu hep tavsiye ediyorum. İtalyan arkadaşlarınız olsun. Ama tabii ya seninle tanışayım, arkadaş olayım da senden İtalyanca öğreneyim anlamında gidip de tanışmayın tabii ki bir yandan ama. Tabii ki biraz daha. Hangi ülke olursa olsun, Polonya'ya da giderseniz Polak arkadaşlarınız olsun. Evet. Almanya'ya giderseniz Alman lokallerle arkadaşlık olmak. Lokallerle arkadaşlık yapmak. Hem onların kültürünü daha iyi tanımak hem de dil anlamında da son derece geliştiren, evet, bir şey. Benim de hani İtalyanca eğitim konusunda, İtalyanca öğrenme konusunda edindiğim en büyük tecrübe budur. Evet. Bir de birazcık da yine buraya gelecek olan arkadaşlara şimdiden bir trik vermiş olalım. Yeni başladığınız zaman konuşmaktan çekinmeyin. Ya işte yanlış, evet, yaparsam... Zaten İtalyanca dünyada çok yaygın konuşulan bir dil olmadığı için, nasıl desem, İtalyanca konuşmanız çok sempatik geliyor onlara. Evet. Yani farklı bir ülkede İtalyanca çok konuşulmadığı için, evet, sizin onların ülkesine gelip onların dilini öğrenmeniz, evet, onlara çok sempatik geliyor. Yani hatalı da konuşsanız kabul ediyorlar. Hatta İngilizce konuşmanızdan daha çok yardımcı olmaya çalışıyorlar, daha çok seviyorlar. Evet. O yüzden her türlü artı İtalyanca bilmek, konuşmak. Doğru. Yani en azından konuşmaya çalışmak. Doğru. Tabii bir yandan şunu da hatırlatmak lazım. Aslında İtalya'da böyle sadece İngilizce ile bütün hayatınızı geçirirsiniz demek de bence yanlış imkansız olabilir. Evet, imkansız. Peki kendini güvende hissediyor musun? Güvenli bir şehir buluyor musun? Olarak görüyor musun Roma'yı? Tabii ki İstanbul'la kıyasladığımızda çok güvenli. Ama inanılmaz da güvenli değil. Tabii ki her şehirde olabileceği gibi. Sonuçta bir Kuzey Avrupa ülkesi de değil. Evet. Bazı sıkıntılar var. Buranın da bazı semtleri var. Bazı saatlerde tabii ki tehlikeli olabiliyor. Ama ben kendim olarak daha hani güvenlik sorunu bir şey yaşamadım. Diyorum ki aslında güvenli olup olmaması karşınızda o gece, mesela gece saat 3'te yalnız başına yürüyorsun. Evet. Karşıdan gelen adamın niyetiyle alakalı. Biraz da şans, evet abi. Şanstır. Ama bu şansa bakarak, ya ben işte ortalama 5 yıldır burada yaşıyorum. Ya bugüne kadar böyle herhangi bir gasp olayı duymadım. İşte bıçak çekip paranı ver, telefonu yok, falan duymadım. Yok, o tarz şeyler çok zor abi. Dolayısıyla evet, söylediğin şey maalesef doğru olabilir. İstanbul'dan daha güvenli diyebiliriz. Çünkü İstanbul'da, evet, yaşasak sürekli bir olay, hadise hani duyabiliriz. İstanbul'da da yaşadım işte. Evet, evet. Burası daha güvenli İstanbul'a kıyasla. Evet, daha güvenli. Mert çok teşekkürler. Rica ederim. Eminim abi. Ki anlattığın şeyler umarım yardımcı olabilmişsinizdir. Öğrencilere en azından bazı konularda ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Peki öğrenci arkadaşlara, hı hı, veya velilere, öğrencilerin, tamam, velileri, veliler daha çok izliyor bu arada. Hepsine diyorum, selamlar, sevgiler. Kendi velilerimden de. Biliyorsun, evet, onlar da çok fedakar anneler, babalar. Sağ onlara olsunlar. Söylemek istediğin, hem öğrencilere hem babalara söylemek istediğin şeyler neler? Çok stres yapacak bir durum yok. Genel olarak İtalya'da veya yurt dışında okumakla ilgili. Sadece bir karar verip bunun peşinde durmak gerekiyor. Yani yurt dışında okumak gerçekten çok kompleks bir şey değil. Özellikle İtalya, dediğim gibi, hem kültürel olarak, tip olarak bile yani bize yakınlar. O yüzden hani burası çok da böyle yabancı bir yer gibi değil. Yani biraz daha rahat olabilirler. Sakin. Aynen. Peki Pizza Yadı'dan son olarak hangi konuda destek aldın? Hangi konuda memnun kaldın? Hangi konuda memnun kalmadın? İyi ki danışmanlık almışım, iyi ki şu konuda almasaydım, şunu kendim halledebilirmişim dediğin
şeyler neler? Aslında tabii ki ama o sürede bilmiyordum. Yani mesela şu an atıyorum okul kaydımı, sınav kaydımı kendim de yapabilirdim. Ama o süreci beraber yaptık. Bence iyi de bir süreç geçirdik. Yani yardımcı oluyorlar. Evet. Ellerinden geldiğince değil. Tabii onlarla yani pizza ile çalıştığınız için çok daha hızlı, çok daha sorunsuz, çok daha kısız oldu. Tabii yani şöyle bu dediğim gibi hani ben yapabilirdim dedim ama o zaman bu bilgilere sahip olmadığım için atıyorum hani birlikte atıyorum 2 haftada yaptıysak ben muhtemelen 2 ayda falan yapacaktım. O yüzden daha hızlı, daha pratik evet. oluyor. Tabii burada yine reklama girmesin. Her zaman objektif şu an pizza ile YouTube kanalında konuşsak da şu konuda da söylemek lazım. Roma'da bir üniversite kaydında bir evrak bile eksik olsa o evrağı eksiğini tamamlamak için bile... Ama sadece üniversite kaydında değil her şeyde. Permanent Resident Journal, oturum izninde her şeyde bir eksik bile olsa aylar sürüyor. Evet. Valla dünyanın diğer ülkelerini bilmiyorum ama gerçekten şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. İtalya'da tecrübe gerçekten çok önemli. Evet. Ve bu konuda da Pizzeria Türkiye'deki en tecrübeli... Özellikle kağıt işlerinde, bürokrasi işlerinde kesinlikle. Burası biraz sıkıntıları var. Tecrübe gerektiren kesinlikle. Bir yer. Kesinlikle evet. tecrübe. Bürokraside tecrübe gerektiren. Zaten velilerimiz ve öğrenciler diğer videolarımızı izledikleri zaman görecekler. İtalya'daki ortak noktada buluşulan tek büyük problem bürokrasi. Pizzeria'nın da bürokrasi konusundaki tecrübesi burada çok büyük bir... Zaten en çok yardım gerektiren konu onlar. Konu o zaten. Aynen. Evet. Mert çok teşekkürler. Rica ederim Eminim abi. Eminim ki ışık tuttuk. Umarım elimizden geldiğince. Evet. Bu videoyu izleyen öğrencilere başarılar, ailelere de sabırlar. Ama dediğin gibi senin de hatırlattığın gibi İtalya'ya öğrencilerini, çocuklarını gönderirken böyle çok büyük endişe etmelerine gerek yok. Evet, rahat olabilirler. Bir şekilde halloluyor. Aynen, her şey yoluna giriyor. Evet. Herkese başarılı yıllar, güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın. Pizza Edu.